Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, videonun konu şu. Bir kardeşimiz yuh senin gibi operatöre demiş, makineleri terk et falan filan. Benim CCB kullanmama. İlk olarak şunu söyleyeyim. Bir videomda da söyledim. Bir önceki videoda söyledim ama işte vatandaşlar sadece bu videoya denk geldikleri için böyle konuşuyorlar demek ki. Ben bekoloter operatörü değilim. İlk defa böyle bir iş yapıyorum. Bekoloterle. Ufak tefek döküm yeri küreme işi falan yaptım ama ilk defa bir kum serme işi falan böyle dar bir alanda çalışma yapıyorum. Ben bunun operatörü değilim arkadaşlar. Ben eskavatör operatörüyüm. Şimdi buna da Yiğit Demir kardeşimiz ve Musa Akbal kardeşimiz beni savunmuşlar. Sağ olsunlar yani. Beni savunmak değil, daha doğrusu doğrusunu söylemişler. Burada bir sevindirici de bir şey var. Musa Akbal kardeşimin beni takip ediyor olması. Çok eski takipçilerimden. Bizzat kendisi Bursa'da, Elmalı'daydı galiba. Bursa'nın Elmalı ilçesinde. Yüz yüze de görüştük kendisiyle. Ankara'ya geldiğinde yanıma uğradı Polat diye görüştük. Ha, fazla bir şey yapamadım aslında. İlgilenemedim. Gidip yemek yemedik, oturup çay içemedik, şey yapamadık. Biz çalışıyor olduğumuzdan dolayı. Ama ben onları daha geçen günde aklımdaydı. Eski izlenmeler bu ara çok düştü. Yani eskiye göre çok 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 düştü. Aklıma böyle bir geldi. Şöyle düşündüm dedim. Eski takipçiler bizi bıraktılar galiba. Aklımda Musa sen de vardın yani. İşin gerçeğini söyleyeyim. Yani bu uydurma hikaye falan değil. Özellikle aklıma gelen kişilerden birisi. Dedim bizi unuttular bunlar galiba diye. Bir unutulmamış olmak sevindirici. İlk başta. Sonra da beni savunuyor olman çok sevindirici ama bu önemli olan beni savunmak değil. Arkadaşlar kimse hiçbir işi dört dörtlük yapamaz. Ha yapabilir, güzel yapabilir ama her şeyi herkes dört dörtlük yapamaz. Diyorum ya ben de bu işin dekoloder operatörü değilim, benim işim değil. Biz hasbelkader, Mustafa patronun ricasıyla gittik oraya. Biraz ben, biraz o bindi ve oradaki işimizi hallettik geldik. Sonuçta o işimizi yaptık, bitirdik. İşini yaptığımız kişi memnun. Biz işimizi yaptık. İçimiz rahat geldik. Kimsenin şikayeti yok. Önemli olan nedir? Budur. Ha nedir? İyi bir ekolotör operatörü. Atıyorum benden biraz daha düzgün yapar ve ben oraya yarım saatte serdiysem o 15 dakikada serer. Biraz daha düzgün serer. Bu olur. Ama tekrar belirtiyorum. Ben ekolotör operatörü değilim. Ama elimden geldiğince ne becerebilirsem o kadar yapmaya çalışıyorum. İlk defa böyle bir iş yaptım. Bekoloterle. Ama bizim esas konumuz şu. Defalarca videolarımda söyledim. Arkadaşlar ne iş yaparsanız yapın. Önce karakteriniz otursun. İnsanlığınız olsun. Ağırlığınız olsun. Bakın çok karakteri oturmuş bir insan, çok kaliteli insan başka insanlara kötü demez. Mutlaka el elden üstündür. Birileri bir şeyi birisinin daha güzel yapar. Mutlaka yani kimse aynı değil. Sen bekoloderçisin. Yıllarca o makinede çalışmışsın. O makinen daha iyisin. Ben eskavatörcü. Öbürü ne bileyim loderçi falan filan. Zaten bir de şu iddiam yok. Bunu yine söylüyorum, yine söylüyorum. Ben bu işi iyi yaparım. Ben yaparım diye bir iddiam yok. Her zaman her şeyi söylüyorum size. Her zaman söylüyor diyeyim kelime şu. Elimden geldiğince, yapabildiğimce, becerebildiğimce yaptıklarımı anlatıyorum. Bu benim yaptığım en iyisi. Bu şekilde yapılır demiyorum arkadaşlar. Ama birilerine yorum yaparken yani vicdanlı olun. Beni boş ver. Beni boş versen burada alıp söyledin gittin. Hayatında da, gerçek hayatında da bu böyledir. Ama bir insan burada ne yapıyorsa gerçek hayatı da odur. Burada da kendini insan yansıtıyor zaten. Yani bir insana İyi demek niye bu kadar zor ya? Niye zorunuza gidiyor? Veya biri sana birilerinin iyi demesinden niye gocunuyor? Ben hala şu anda hoşuma giden operatör kardeşlerimiz var mesela. Ben onları takdir ediyorum. Ben 27-28 yıllık operatörüm ama kendimden üstün gördüğüm, takdir ettiğim kardeşlerim var hala. Hoşçakalın arkadaşlar.